sisteminin takip ettiği I/O aslında bir device içinde, bir file içinde hep aynıdır. Aynı şekilde 5 komutu kullanmaya çalışır. Bunlar open, close, işte read, write, I/O, CTR. Eğer bir hata olursa XML gelir. Bunlardan çoğunlukla herhangi bir program başladığında da 3 tane sizin için özel file descriptor hazırlanır. Birincisi stdin, bu dosyaya sunulanlar, stdout alınanlar, stderror. İkisi bufferlı, birisi buffersız. Bu çoğunlukla error mesajlarını vermek için kullanılır, buffersızdır. Birazdan bunun ne olduğunu anlayacağız beraber. Bu, hadi dosyaya ulaşmadan bahsediyoruz. Nasıl yapılıyor onunla ilgili önce read'den başlayalım. Verilen bir file descriptor veya device, dediğim gibi Unix'te file veya device fark etmiyor, onlara aynı şekilde oluşuyor. Ne kadar byte okumak istediğim okunan bölge. Read'de şöyle bir şey var, ne kadar byte okunuyorsa onu size geri gönderiyor. Kullanım çok basit, eminim şu ana kadar birkaç kez kullanmış olduğunuzu düşünüyorum. En kötü ihtimal bu hafta verilecek ödevde kullanacaksınız. Read bir miktar daha farklı. Aslında argümanlar aynı. Ne kadar byte okunacağı, nereye okunacağı, nereden okunacağı. Bu kez ne kadar okuduğunu falan vermiyor. Sıfırdan büyük eğer hatasız okursa en baştan küçük bir değer geri geliyor size. Eğer herhangi bir şekilde daha az okuduysa okumaya yeniden başlamanız lazım. Error gelirse okumaya yeniden başlamanız lazım. Okuduğunuz kadarı size yeteceğini sanmıyorum. Rahat yazıyor değil mi? Okuma değil. Ha, özür dilerim, tamam. Dilim sürçmüş, affedersiniz. Aynı ilgiyi sizin ödevlerinizde de göstereceğim. Aa, bir tane program okuyalım bari. Hatırlıyorsun, görebiliyor musunuz? Hayır. Güzel, tamam. Tam beklediğim. Yok ya, bu o kadar görülsün de yapmıştım bunu zamanında ama. Yaptığımız şey daha önceki ilk derste gösterdiğimiz copy file. Bu kez copy file için bir tane function call kullanmaya çalışıyoruz. Bir dosyadan diğer dosyayı okuyacak. From FD to FD, artık hangisinin ne olduğunu umarım anlayabildiniz. Her ne kadar istediğim Hungarian gibi değilse. Ne kadar byte okunacağını şey yapıyor. Önce bir yerde dosyaları açılmış olduğunu düşünüyoruz. Bu fonksiyon kod gelmeden önce. Okumak için bir bölge hazırlayacak. Bu kadar okuyacak. Buffer okuyacak. FD okuyacak. Herhangi bir hata olursa çıkacağız. Okuduğumuz buffer'ı bir yere koyuyoruz. Bu kez onu dosyaya yazmaya çalışıyoruz. Hata olmazsa sorun yok. Hata varsa, hata olmazsa okuduğumuz byte'ları yazıp en sona ne kadar byte okuduğumuzu ve ne kadar şey yaptığımızı şey yapacağız. Hata varsa sorunumuz var, direkt çıkıyoruz. Bir daha yazmaya falan uğraşmıyoruz. Öyle fazla uğraşmadık buranın. Hocam, o NTR ne için kullanılıyor hocam? Bakar mısın? Hangi NTR? %NTR var. Şu E-I-N-I-N. Yani bir, o bir hata, o şey, hatayı değeri ve besleyebilmek için kullanılıyor. Yani oradaki amacı ne hocam? Onun error no, ona eşitse falan demişsiniz ya. Bir daha gel. Vallahi ben burada eksi eksi görüyorum, eşit de görmüyorum ama o eşit olması gerekiyor. Kabul ediyorum önce onu hocam. Eşit eşit, tamam, eşit eşit. Ekranda gözüküyor, tamam. Ay, sizin artistliğinizi yerim, eşit eşit. Eğer bir interrupt geliyorsa, kontrol C geliyorsa, o şeye de adı neydi, sinyali de kontrol ediyorsa. Hocam interrupt yani o şey. Error interrupt diye bir şey mi hocam? Hayır, kontrol C. Kontrol C. Tamam. Kontrol C. Hani öyle bir şey anlatmış olmam gerekiyor geçen hafta. Evet hocam. 15'ti galiba. Normal 15. Olmadı 9. Olmadı 1'e doğru ilerliyordunuz. Öyle hatırlatmaya çalışıyorum. 1'de olmuyordu bu hocam. 1'de olmuyordu bu hocam.
en adam aslında sudo deyip 15'ten yeniden başlamak lazım ama öğrenci milleti. Yok herkes kabul edeyim. Baktı bu iş olmuyor. Sudo eksi bir saldırıyor. Şimdi onu tehlikesini anlatsam mı? Yaşayın görün. Hala geride şeyler kalır. Leakler kalır. Eksi bir artık çek git. Resource'ları temizleme demek. Bu ayrı bir şey. Tamam. Şu anda dosya okumakla dosyaya ulaşmakla uğraşıyoruz. Ulaşırken bakın yukarıda bir read flag'ler, write flag'ler ve write permission'lar var. Aslında dosya açarken onlara ihtiyacımız var. Bizim bazı permission'lara göre açıyoruz. Read, write. Yaptığımız şey iki de dosya açmak. Daha önceden bunu kullanacağımız için definition'ını veriyoruz. İki tane dosya açacağız. En başta usage'ımızı veriyoruz, klasik. İki dosya açıyoruz. Sonra copy file'ı çağırıyoruz. Bize return ettiği kaç byte okuyup kaç byte şey yazabildiği. Daha önce bu örneği gösterdiğim için çok büyük bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çok da zorlayacağını sanmıyorum. Sorun open'la şey arasında nedir? Open'la close yaptık mı? Galiba. Close boz yapmadık. Aa bir hatamız var. Ne kadar güzel bir şey. İlgimizi çekmesini istediğim şeyler şu permission'lar. Her ne kadar kendi şeylerinden gözükse de açarken dosyayı biz read only olarak açıyoruz. Yazarken de write only yoksa create at ama yoksa hata bir aynı dosya ismi varsa hata ver şeklinde 3 opsiyonumuz var. Bunlar nasıl elde ediliyor? Bunlar nasıl ulaşılıyor? Hadi onlardan konuşalım. Open birçok şekilde kullanılabiliyor. Hatırlıyorsanız read, write, open, close, IOCTL. Bunları kullanabiliyorduk bir device'a ve dosya oluşabilmek için. Hadi gelin açalım. Okuduk, yazdık ama daha açmadık. Açma işlemi, bir pet veriyorsunuz. Nasıl açmanız gerektiği? Bir de modları var. Şu iki şeyler de kullanılabiliyor. Modlar ne, flagler ne? Hadi onlara bakalım. Önce flaglerden başlayalım. O read only olduğu sanırım anlaşılabiliyor. Write only açabilirsiniz, read write açabilirsiniz. Append edebilirsiniz bir dosyaya. Append etmek dosyanın en sonuna gidip en sondan artık yazma işlemine başlar evet demek. Create edebilirsiniz. Öyle bir dosya olmayabilir. Siz açabilirsiniz. Şu bu create ile beraber kullanılıyor. Eğer dosya var, siz bir daha create etmeye çalışıyorsanız size bir hata verir. Dosyayı açabilirsiniz ama dosyayı kontrol eden terminal siz olmayabilirsiniz. Dosyayı bloklamadan da açabilirsiniz. Dosyayı açarsınız, daha önce yazılmış bir şeyler varsa onları truncate edersiniz. Opsiyonlarımız bu kadar, flaglerimiz bu kadar. Bloklamaktan kısıtlı. Siz bir resource ele geçirdiniz. O resource artık sizin. Başka birinin kullanması siz aynı işi yaparken pek mantıklı değil. Nasıl anlatayım bunu? Bisiklete biniyorsunuz. O sırada gelip birinin daha bisiklete binmesi zor bir sanat. Ama hani ne de olsa virtual bir environment'te yaşadığımız için Numble öyle bisiklete biniyorsunuz ki başkası da binebiliyor. Nasıl ama? Dosya açıyorsunuz. Ne var yani? Kesin başkası da aksın, başkası da okudu diyorsunuz. Bloklamadan açıyorsunuz. Aman Allah'ım diyelim siz bir dosya create etmek istediniz. Open ederken o dosya yok. Ben o dosyayı yapayım. Ama yaparken de dosyanın bazı kullanımları var. Özellikle çoklu kullanıcı sistemlerde bu gerekli. Bu kullanımlar aslında öğrencinin sevdiği 7-7-7 ile de anlatılabilir. Hepsine bir vererek yaptı. İlk bölümü 3 digitten oluşuyor. İlk bölümü user için. İkinci bölümü user'ın altında bulunduğu grup için. Üçüncü bölümü geri kalanlar için. Siz dosyanızı bu flag'i on ederseniz yazılabiliyor, okunabiliyor, execute edilebiliyor user tarafından. Yazılabiliyor, okunabiliyor, execute edebiliyor grup tarafından. Siz anladınız onu others tarafından.
şeklinde bunu açıklayabiliyorsunuz. Her dosya için gereklidir. Birçok zaman execute edilebilecek bir dosyada şu fliği kaldırarak onu execute etmekten kaldırabilirsiniz. Change mode. CH mode. Tamam. Klasik CH mode 777. Herkes bir kere kullanmıştır. Gereksiz bir şeydir. Olsun. Bunların tam nerede tam olarak define edildiğini görmek için CSS'de tam iyice bakabilirsiniz. Ne kaldı? Açtık, okuduk, yazdık, IOSIT diye o birçok şeyi yapabilir ama ben onu anlatmayacağım. Oturup kendiniz bakın, elinizi ıslakladığınız sürece onu anlayabileceğinizi sanmıyorum. Böyle ne kadar ıslak göstersen bir işe yaramıyor. İş bitti, birinin bisikletten inmesi lazım. Bindiniz, dolaştınız, artık yol bitirdiniz, asfaltlarda gezdiniz. Yazma için nasıl yapabiliyorsunuz? Okumaya benziyor. Pedala bastınız, ha tamam, o da. Bir şekilde bisikletten artık inmeniz gerekiyor. Kullandığınız file descriptor'dan burada belirtip kapatıyorsunuz. Kapatamadığınız zamanlarda oluyor. O zaman hata geliyor size. Unsuccessful'sa size return eden error number. Enter. Bu da iyiydi. Biraz önceki error number. Oturup error aradık bir taraf yerine. Şimdi bu select'le pull daha önceki yıllar slide'da koydum ama bazen birden fazla dosya açmanız gerekebiliyor. Birden fazla dosyayı açıp bunların resource'larından yararlanıp işte birinde bir şey varsa oturup diğeriyle paylaşmanız gerekebiliyor. Bu gibi şeyler için select veya pull kullanılıyor. Tabii bunları oturup bir de oturup senkronize etmeniz lazım ama bu sizin için bu işlemi basitleştiren bir şey. Bu derste basitleştiren bir şey istemiyorum. Sonradan farkına vardım. Bunu vermemek lazım öğrenci. Biz onun yerine aynı işi nasıl yapabiliriz? Onu beraber düşünmeye çalışalım. İki dosya var. Bir işleminiz bir dosyadan okunup diğer dosyadan da okunan bilgilerin beraber koordine edilip kullanılmasını gerektiriyor. Nasıl yapabiliriz bunu? Fork öğrendik geçen hafta. Geçen hafta mıydı? Ondan önce yapmayacak. Güzel, tamam. Fork öğrendik. Bir tane daha kendimizin kopyasını yapalım. Birisi bir dosya okusun, biri bir dosya okusun. Ya burada bunu yapılan o. Şuraya geçiyorum, dosya açıyorum, dosya açıyorum. Ben bunu bir ihtimalim var mı? Efendim? Öne gelen ihtimalim var mı? Yani, ne yapayım yani? Yani yapabileceğim bir şey yok. Şöyle şöyle yaparım yıllardır. Hiç bu espride tutan olmadı, yapan da olmadı. Slaytlar geçen yıllardan var. Slaytları bulabilirsiniz. Aslında versem bir şey fark etmiyor. Ama oradan takip daha rahat takip edebilirsiniz. Kodu line line açıklamadığımın farkına varmışsınızdır. Sadece ne yapadığınızı şekilde değinip geçiyorum. Klasik soruyu soracağım, hayır cevabını alacağım. Kaç kişi chapter'a bakıp geldi? 2. 2, 3, 4. Wow! %400'den fazla bir artış var. Güzel, iyi. Öyle olacak biraz daha rahat. Of be, soru falan da sorarsınız şimdi. Güzel olacak, tamam. İki tane file script şey açıyorum, file açıyorum. İkisi de şeyle, read on olarak açılıyor. Biri FD, biri FD2. Fork'u burada yapıyorum. Fork'un PID, return ettiği PID'ye göre PID 0'dan büyükse FD'yi ilk file descriptor'a veriyorum. 0'dan küçükse ikinciye veriyorum. FD1 kim açtı, FD2 kim açtı? FD1'e kim uğraşıyor, FD2 ile kim uğraşıyor? Aynı şey değil mi hocam? Yanda da yazıyorum ama. Niye? Hocam, fork ne return ediyordu? Ben adım bir ayetsin değil mi? Birini söylesin ya. Var mı? Arada. Söyle söyle. PID döndürüyor. Tam PID döndürüyor. Güzel. Parental ne döndürüyor? Şahidi. O zaman sıfırdan büyük olacak. Hayırlı olsun. Child'e ne döndürüyor? Ha bu da child'ın oldu. Böylece dosyaların biriyle parent, biriyle child'ın.
Peki dolu ne? Hocam PID mesela oluşturamadı diyelim, fork yaptı, prosesi oluşturamadı. O zaman çıkar gider o zaman baksana. Ha eksi bir hata mı? Aa eksi bir olursa hatamızı verip çıkıp gidiyoruz. Hiç gelemiyoruz bir örneğe. Sorun ne şimdi? İki tane proses oluşturdun. Dosyayı biri açtı. Bir dosya birinde. Aynı an dosyayı açarlar. Senkronize mi etmek lazım? Ya ben bir dosyadan okuyup ondan aldığımı diğer dosyada kullanmak istiyorum. Hala öyle bir mekanizmam yok. Kayıp mı yapıyor? Yani biri birini okuyor, biri birini okuyor. Biri bisikletin aldı bu tarafa gitti, biri bisikletin aldı bu... Arada şey yok, communication yok. Senkronizasyon, yani istedikleri gibi okuyorlar. Hiç yapacak bir şey yok. Ama communication yok. Bunun için ya işte özel dosyalar kullanacaksınız, pipe gibi. Interprocess communication kullanacaksınız. Select sizi o beladan kurtulmak için yapılmış bir şey. Veya pool o beladan kurtulmak için yapılmış bir şey. Hiç güzel bir şey değil. Oysa bu belayı sizin öğrenmeniz gerekiyor. O yüzden bu select'i çok fazla detaylı anlatmak istemiyorum. Pool veya select'i değil. Yaptığı işlem file descriptlardan bir tanesini seçiyor. Or synchronization'ı. Bir bunu alayım, bir bunu alayım. Bir prosesin iki descriptor'a da ulaşabilmesini sağlıyor. Böylece senkronizasyon yapmanıza, hani biri ne okudu, diğeri haberi olsun yapmasa gerek kalmıyor. İşte kendimiz okuduk, kendimiz cevap verdik. İyi, güzel. Select işte sizi bundan kurtarıyor. Kullanımı böyle. Oturup size fonksiyonu nasıl kullanılır öğretmek istemiyorum. Aynı şey pool diye başka bir fonksiyonumuz da daha var. O da aynı işlemi yapıyor fakat bu oturup pooling yapıyor, diğeri oturup select yapıyor. Pool ve select var. Biri seçim yapıyor, biri bekliyor. Olur mu, olur mu, olur mu, olur mu, olur mu? Diğeri seçim yapıyor. Yasan. Şimdi küçük bir farklılık var. Normal kullandığımız C fonksiyonlarında biz açmak için fopen'ı, okumak için fscanf'i, yazmak için f, işte printf, fwrite'ı kullanıyorduk. Şimdi Unix bizim için write, open, close, ipscan kullanıyor. Bir de read de var şu anda. Ne fark, operating sistem açısından ne fark oluyor bunlar? Onu düşünelim. Efendim siz her dosya veya device'a ulaşmak için bir şey oluşturduğunuzda sistemin user space'inde sizin için bir bölge açılır. Bu bölge kernel space'de, dur ya şu şeklimiz olacak bir güzel. Siz bir dosya açmak istediniz. Öyle myfd, open işte, kitapta n dediği için n yaptık, %100 çalma olmasın diye. Sizin için user space'de, file descriptor table'da bir yer açılır. Bu üç ne oldu? Yani artık sizin programınızın o dosyaya ulaşabilmesi için gerekli olan yerdir. Siz gerçekten öyle gidip diskte bir yer size verildi, hayırlı olsun ben oraya ulaşıyorum falan zannetmeyelim lütfen. Size user space'de bir yer verildi sadece. Bir memory location muhtemelen. Bunun system file table'da bir karşılığı var. Ne olduğunu siz bilmiyorsunuz. Sadece ona point eden yere ihtiyacınız var zaten. Siz sadece biliyorsunuz ki şu sizin programınız, programın çalıştığı yer. Şu user space ama sizin programımızın henüz haberi yok bundan. O bir yeri point ediyor, üçü point ediyor. Bu da kernel space'de bir yeri point ediyor. Bu da gerçekte tamam bir yeri point ediyor. Entry'nin olduğu dosyayı point ediyor. Ama orayı ille de siz ulaşıyorsunuz diye bir şey yok. Başka bir şekilde aynı disk location'a da başka bir arkadaş ulaşıyor olabilir. Her ne kadar siz ulaşırken onun ulaşımı engelleniyor. Olsa bile. Gelin. Aslında anlattım bunu. Çok da güzel oldu. Bu şekilde bayılıyorum ya. Böylece sizin kullandığınız birçok işleminizde siz buraya bir yazma işlemi. Bu buradayken buraya bir yazma işleminin yapılmasını istediniz. Çoğunlukla bir buffer'a yazılıyor. Direkt gidip hıp diye oraya yazılmıyor. Ekrana yazmak istediğinizde dahi o bir buffer'a yazılıyor. Buffer bizim belirliyoruz hocam. Buffer size, sistem dependent bir şey. Siz
Bazı sistemler sizin yazma, sizin buffer size'ı belirlememiz izin verir ama çoğunlukla user olduğunuzda, şurada olduğunuzda o hardware spesifiktir. Her user'ın dokunmasına izin verilmemesi gerekir. O kadar spesifik bilgi. Buffer'ınızı belli zamanlarda operating sistem alıp bunu direkt paşa gönül kriterine göre yazıyor. Direkt paşa... Ekrana yazmak bile böyle oluyor. Yani üç tane her size her programımız için üç şey açılıyordu. STD in, STD out, STD error. İkisi buffer'lıydı. Hah, olay o. O ikisi aslında buffer'lı. Oraya yazdığınız şeyler operating sistem sırası gelince o buffer'ı boşaltınca olacak ancak karşısına çıkacak. Onları geçelim. Normal C kullanıyoruz. Yani normal C ile çarpı sistem kodlarıyla değil. C kodu iyiden iyiye iğrenç oldu bu. Ya güneşten ya ben değişik renk seçmişim. Yok güneşten. Bu kez file diye özel bir data type seçiyoruz. C altında yaparken. Onu fopen'la açıyoruz böyle. Sadece write yapabilmek için. İşte hata verisi. Sonra da oraya test yazıyoruz. Bunu biraz önceki grafikle anlatmak istesek. Biraz önce normal open'la açtık. Unix sistem koduyla açtık. Efendim, bu kez siz şöyle bir data structure yaptınız. Bu file denen bir data structure yaptı. Bunun karşılığı olarak user space'te daha önceki gibi file description table'da bir yer ayarlandı. Ama artık sizin gördüğünüz yer myfdb. O file structure'ın içinde bir yeri görüyorsunuz sadece. Direkt olarak o 3'e ulaşmıyorsunuz. Daha önce size o 3 şeyi verilmişti. Open'la açtığınızda direkt buraya ulaşıyorsunuz. Diğerinde buraya ulaşıyorsunuz. Aynı yeri, ikisi de aynı yeri point ediyorlar user space'de ve kernel space'de geri kalanında. Fakat böyle bir fark var işte aralarında. Şu yazdığınız arkadaş buraya yazılıyor. Bu bir buffer. Hala actual space'e yazılmadı. Burada kernel'da. Önce hatırlıyorsanız kernel'da arada bir birimimiz daha var. Grafik sonra şöyle daha bir system file table var. Oradan oturacak o dosyaya ait inode table'a yazılacak daha sonra. Birinde direkt bu, şunu, şu MFD direkt burayı point ediyor. C şeyleri kullanarak açtığınızda siz bir file structure oluşturuyorsunuz, file database oluşturuyorsunuz. O aslında burayı point ediyor. Onun sayesinde oraya ulaşabiliyorsunuz. Acaba file içindeki her şey kernel içine de mi gidiyor? Hayır, kernel onu, kernel içinde bir bölge var sizin sistem file table olarak geçen. O file'ınızın hardware'daki şeyini point at... Descriptor falan mı? Kernel üstünden gidiyor. Oh, kernel içinde değil. Yani siz yazdım o kernel'a gitti, kernel'de duruyor değil. Kernel içinde bir, onun için nereye yazılacağını bilinen bir bölge var. Kernel üstünden oraya yazılıyor. Direkt hardware ulaşımınızın verilmiyor. Yani hocam, her mantıklı operatif sistemde olduğu gibi. Kernel üzerinde yazılır derken hocam orasını pek anlayamadım ben. Yani. Mesela biz açtık file'ı bir şey yazıyoruz mesela. Bir metin yazıyoruz. Siz bir file açtınız. C ile mi açtım, diğer ile mi açtım? Fark etme. C ile açtım böyle bir şey var. Tamam. Bir tane file database var. Ona bunun karşılığı olarak user space'te. Hocam o file'a bir pointer oluşturuyoruz ama yok o myfvp. O da 3 otomatik olarak kendisi mi atıyor hocam o şey descriptor'daki şeyini? Şu bölgeyi operatif sistem sizin için bir yer oluşturuyor, açıyor. Daha sonra bu direkt hala disk üstündeki yer değil. Kernel space'te onun disk üstündeki, daha doğrusu onun için ayrılmış inode'un nerede olduğunu bilen bir bölge var. System file table diye geçiyor. Bu orada bir yeri point ediyor. O da inode'da bir yeri point ediyor. Bir daha söyler misiniz? Tersten ulaşmış gibi olmuyor. Yani o kernel'daki yere şimdi diğer türlüsünü düşünelim. User space o zaman direkt hardware'e ulaşıyor gibi bir şey oluyor. Hiç hoş bir şey değil. Alet. Özellikle şu an kullandığım, birçoğumuzun hala kullandığı diskleri düşünün. Random access kullanıyoruz. Böyle dönen bir şey var. Bir disk dönüyor. Bül 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 bül.
5400, 7200 bir çoğunda RPM. Manyetik bir şey var. Yaklaşık oraya yazıyor. Her an siz dosyaya bir şey yazdınız. Alet gitti manyet buldu onu yazdı şunu. Ooo yandık. Oysa bunlar toplansa operatif sistem bunları şey yapsa, derlese, toplasa, onları özel bölgelere yazsa, sonra toplayda yazsa ne kadar rahat ederiz. Hardware kullanımı daha rahat olur. Hocam. Her kendine esentin. Bunun şeyleri alakası var mı peki hocam? Hani mesela şeyler, FAT32'ler var, NTFS'ler falan şey, onlar başka... Onlar yazma metodolojileri, sistemi partition etme metodolojileri. Ama ona göre yazıyor operating sistem. Siz böylece onu düşünmek zorunda kal diyorsunuz. Hani ben yazacağım, bakın böyle yazılmak zorunda kalıyor. Elimdeki disk şu biçimde formatlanmış, ben onu oturup bu biçimde... Böylece user bunları düşünmek zorunda kalmıyor. Bunlar için... Öncelikle user space'de pointed'den bir bölge var. Onların da sistem kernel içinde yer alan bir bölge var. Her dosya için ayrılan. Orada bir şeyi var. Her dosyanın açın dosya erken anlatmak zorunda kalacak gibi olayım. Hocam biraz bir şey çizerek karalayıp anlatayım. Hocam bir şeyler görelim. Hocam şekil üzerine kolay oluyor diyorsunuz ya. Şekil olursa kolay olur hocam anlamamız yani. Siz dosya evet ulaşmak istediğinizde aslında dosyanın aynalıklarına ulaşıyorsunuz. Dosyada yani direkt hardware'e ulaşmıyorsunuz. O dosyanın bir çankı alınıyor, memory'de bir yere yazılıyor. Siz o çanka ulaşıyorsunuz. İşler bitirip o hardware'e yazılma işini operating sistem arkada kendi hallediyor. İşin güzeli de bu. Dediğim gibi diğer türlü siz diskin ne olduğunu bilmek zorundasınız, nasıl formatlandığını bilmek zorundasınız. İşte yazacaksınız, sürekli siz gidip yazacaksınız. Bu inanılmaz da tehlikeli. Bütün userların direkt hardware'e eksesini sağlıyorsunuz. Çok, çok kötü bir şey. Ben şurada biraz önce şöyle yapayım. Birçok şey aslında dosyadaki birçok şey sırayla falan değiştiriliyor. Birçok user, birçok şey tarafından ulaşılabiliyor. Sistem file table'daki birçok entry aynı yeri gösterebiliyor. Bir şekilde bunun senkronize edilmesi, kullanımın denetlenmesi gerekiyor. Onu operating sistem yapıyor. Siz dosyayı açtım, hayırlı olsun, liste bir yer benim, ben oraya yazıyorum zannetmeyin. Siz memorilerde uğraşıyorsunuz. Oh canım adayız. Bunu öğrendiniz, rahatlarsınız artık. Hocam iNode'da tutulan peki şey mi? File'ın nasıl bir tutuyor hocam? Mesela file'ın başlangıç adresi, uzunluğu falan o tarz bir şey. Sistem bir, o sistem dependent. İki, disk dependent. Onu operating sistem içeride hallediyor deyip geçmek zorundayım. Gelecek dönemki, gelecek yılki dersinizde göreceksiniz onu. Operating sistem nasıl hallediyor orada göreceksiniz. Hocam open'dan daha mı iyi oluyor? Hayır. İkisi de değişik kullanımlar. İkisinin de kullanım yerleri var. Hangisini paşa gönlünüze göre seçin. Yani bu ne oldu? Benim 3 tekerlekli bisikletim mi iyi, 2 tekerlekli bisikletim mi iyi? Gibi bir soru oldu. Hayır, ikisi de gidiyor. İkisine de biniliyor. İkisinde binilme bir raconu var. Ama hocam avantajları, dezavantajları vardır yani sonuçta ikisinin birbirine. Yani niye FFOP varken neden adam open çıkartmış? Birisi sistem call, diğeri bir programming language'in o şeye ulaşma metodolojisi. Evet, tamam. Biri ama sistem call olduğu için... Siona Unix'e izin ver hocam open'a mesela. Windows ortamında open diye bir şey sizde olabilir mesela? Windows ortamında direkt bu Unix sistem call olacağını sanmıyorum. O... WinGV miydi öyle bir şey. O belki onun için yapmışlardır ama sanmıyorum. Böyle olacağını sanmıyorum. Aman Allah'ım. Böyle olunca yazılma işlemi kernel space'deki bir yere yapılıyor. Hatta oraya gönderiyorsunuz bir buffer'ınızı. Yazılma işlemi direkt ne zaman yapıldığını bile bilmiyorsunuz. Sanki sanal bir yerde çalışıyormuş. Sizin bilgisayarınız sanal bir yer. Diyelim bunu şeyde bile görebilirsiniz. Ekrana bir şey yazmak isterken bile görebilirsiniz. Eğer buffer'la yazılan bölgeyi flash etmezseniz o
arkadaşın ne zaman ekrana çıkacağını da bilemezsiniz. Gelin şöyle garip bir test yapalım sizle. Elinizde iki program var. Fprint ekranı çekmeye çalışacağım. Birincisini direkt STD alta vereceğim. A yazıyorum STD alta. Sonra STD error'dan STD yine bu kez STD error'e A has been written yazacağım. Sonra STD atıp kez B'yi yazacağım. Sonra B evde written yazacağım. Sizce hangi sırayla çıkar? Öncelikle sırayı tamamen tespit edebilmek ne yazık ki kolay değil o ilk baştakinde. A yazılmadan A has been written yazımı olsa da büyük. B yazılmadan hatta A yazılmadan B has been written yazılmış olması bile mümkün. Çünkü şu arkadaşlar bir buffer'a yazılıyor. STD attakiler buffer'a yazılıyor. Buffer flush edilmediği sürece çoğunlukla buffer'ın flush'ı şu enter'la oluyor. Veya FF flush'ta yapabilirsiniz. O enter'dan sonra ama A ile B'nin kesinlikle yazıldığını göreceksiniz. Bu programı alın. Şimdi 3 bilgisayarda çalıştırın. Üçünde de farklı olma ihtimali çıkabilir. Üçünde de aynı da çıkabilir ama üçün Ubuntu'da var ya bu programı bir kere çalıştırın. İkinci de farklı olur. Üçünden sonra hep aynı olur. Ubuntu sizin için bazı işte optimizasyonlar yapıyor. Şu ikinciye gelelim. İkincide A'yı yolladınız sonra scanf yaptınız. Herhangi bir input beklediniz. O zamana kadar A yazılıyor. Sonra STD error bu buffersız olduğu için direkt A has been written yazılıyor. B has been written B'den önce yazılma ihtimali büyük. Sonra B yazılıyor. Şurada printf'i bir değere atasak onu beklesek aşağıda. Ha? Şimdi buradaki amacımız std out buffered olduğunu göstermek. Niye onu aradan çıkartmaya çalışıyoruz? Yani amacımız tabii ki dedikleriz birçok şeyler yapılabilir ama ne gerek var? Amacımızın dışına çıkıyoruz. Bu ne işimize yarıyor? Siz dosyaya, şimdi diyelim programımızı çalıştırıyorsunuz. Dosyaya yazdığınızı zannediyorsunuz. Sonra bir sinyal geliyor, programımız çıkıyor kontrolce. Veya bir kill gönderiyor. Siz dosyaya yazıldığını zannediyorsunuz. Önemli şeyler için buffersız olan STD error gibi bir şey kullanın. STD error'ün o biçimde olması bu aslında error coding'i takip etmek için bu özellikle yapılmış. Herhangi bir hata olduğu zaman onunla dışarı çıkıyorsunuz. Bazen özellikle birden fazla proses kullanarak yaptığınız programlarda göreceksiniz. Araya yazdığınız hani printf yazarlar ya böyle ben buraya geldim, ben buraya geldim. Program bir üstteki line'ı execute edememiştir daha. Onu bir buffer'a yollamıştır. Bu buffer'ın da flash edilmesi gerçekleşmemiştir. Belki o flash edilirken programımız crash ediyordur. Ama bir sonraki line'ı hallediyordur o. Printf'i o yüzden kullanırken dikkat edin. Yani debugging'de printf'i kullanıyoruz ya bolca. Herkes kullanıyor. Artık bir raj 10 mu olmuş ne? İtiraf ediyorum. Ben de uzun süreler kullandım. Yazmadığım için kullanmıyorum bu arada. Program yazsam muhtemelen ben de kullanıyorum. Bir kavrama var mı? Hocam flash'ı nerede kullanıyoruz? Biz flash falan kullanmıyoruz. Şu anda flash kullanmadık ama kullanabilirsiniz. Çoğunlukla return karakteri o flash'ı yapar. Hocam bu mesela B falan standart out'ta yazılıyor. Orada bir buffer var ama error'da bir buffer yok. O error direkt... Lüp diye şu hıp diye yazılır. Şimdi şöyle diyeyim. Şu programa bakalım. Aa şu scanf olduğu zaman bu buffer'a şey, flash edilecek. B'ye geldi. Bu hemen yazılacak. Evet. Bu buffer'a yazıldı, şu zıkkım bundan önce yazılacak. Sonra std altta return şey verildi. Bu buffer artık flash edilecek, B çıkacak. Şuna, şu arada bir yerde veya buradan, şu arada bir yerde o std alt dışarı çıkabilir ama burada kesin çıkacak. File'e yazarken de böyle. Siz bir buffer'a yazıyorsunuz, bir aynada yazıyorsunuz. Onun diske yazılması böyle enter'la bir şey, enter göndermekle de olmuyor zıkkım. FF flash göndermeniz lazım bu.
Buffer'ı flash etmeniz lazım. Hocam, peki iki tane out peş peşe olduğu zaman üstekini bitirdikten sonra... Buffer yap...